Aselsan, hava araçlarının kara kutusunu yerleştiriyor. Hava araçları için kritik önemde olan birçok elektronik ekipmanı üreten Aselsan, bu alandaki yerleştirme çalışmalarını yeni ürünlerle sürdürüyor. Aselsan son olarak hava araçlarındaki kara kutuyu gündemine aldı. Çüşe dair her tür veriyi kaydeden kara kutular, ayakkabı kutusu büyüklüğünde ve yaklaşık 5 kilogram ağırlıkta bulunuyor. Çarpma etkisini asgariye indirmek için uçağın kuyruk kısmında yer alıyor. Kutudaki sinyal sistemi suyla temas halinde devreye giriyor ve kutunun bulunması için 90 gün boyunca ve 6000 metre derinliğe kadar sinyal veriyor. Veri kaydına ait kutudan, kazanın nasıl gerçekleştiği, kokpitteki ses kaydından ise nasıl olduğuna dair bilgi ediniliyor. İsmi kara kutu olsa da bu kutular, siyah yerine turuncu renkte üretiliyor. Kutunun kolay bulunması için turuncu renk tercih ediliyor. Bütün bilgiler hafıza çiplerine kaydediliyor ve bunları dış etkilerden korumak için yüksek dayanıklılık ve yalıtım seviyesindeki kutular oluşturuluyor. Kara kutu olarak da bilinen çarpışmaya dayanıklı uçuş veri kayıt sistemi, hava araçlarına entegre edilen ve kaza kırım sonrasında incelenmek için kullanılan veri kayıt cihazı olarak görev yapıyor. Bu cihazın en kritik bileşenini ise çarpışmaya dayanıklı bellek modülü oluşturuyor. Bu bileşenin, kaza kırım anında oluşması muhtemel en zorlu çevre şartlarında zarar görmemesi ve kara kutunun içerisindeki bilgilerin okunmasını sağlaması gerekiyor. Tüm bu özellikleri dolayısıyla hava araçlarının kaza kırıma uğramasından sonra ilk aranıp bulunmaya çalışılan bellek modülü birimi olarak ortaya çıkıyor. Hali hazırda yürütülen havacılık projeleri kapsamında kullanılan kara kutular yurt dışından tedarik ediliyor, kaza kırım sonucunda verilerin okunması ve incelemesi yine yurt dışında gerçekleştiriliyor. Bu noktada hem askeri platformların uçuş verilerinin güvenliğini sağlamak, hem de sektörün ihtiyacını yerli imkanlarla karşılayabilmek için Aselsan tarafından öz kaynaklı projeler başlatıldı. Bu çerçevede Aselsan, yerli alt yüklenici ile bellek modülü birimi geliştirecek ve çalışmaları devam eden kara kutu cihazına entegre edecek.